Evlendikten sonra nerede oturacağınızı düşündünüz mü? Boğaz'da bir ev alırsınız belki ha? Şöyle deniz manzaralı. Leyla annemden büyük olur tabii. Belki de birkaç yıl lojmanda oturmak zorunda kalırız. Aa, ne lojmanı? Askerlik bittikten sonra doğuda bizim şantiyelerde çalışmak istiyorum. Necla gitmez değil mi? Sen evlenene kadar gider gelirsin. Vallahi bir projem var. Eğer gerçekleştirebilirsem evlendikten sonra da birkaç yıl oralarda olabiliriz. Necla da mimarımız olur. Onun için de müthiş bir deneyim. Ne diyorsun? Şoktayım. Keşke daha önce bahsetseydin projelerinden Cem. Neden önce? Ne bileyim, şimdi duyuyorum. Senin de hayallerin vardır Necla. Bu da benim hayalim. İnsanın hayatında 5 yıl nedir ki? Sonunda kazanacağımız deneyimi düşün. Hem de 5 yıl. Bence sen bu projeyi bir daha düşüneceğim. Hangi projeyi? Evliliği mi? Neyse siz çalışın. Ben bir şunlara bakayım. İyi çalıştık değil mi? Hı hı. Sağ ol. Yarın görüşürüz okulda. Tamam. Yarın görüşürüz. Ne oldu? Artık nişanlıyız. Ama beni daha hiç öpmedin Cem. Ne oluyoruz? Sana daha yakın olmak istiyorum Cem. Ben de. Ama Necla evden görürler. Başımız belaya girecek. Yarın görüşürüz. Hoşça kal. Güle güle. Gördüm sizi. Ne oldu Necla? Hiçbir şey. Cem'le bir problem mi var? Feride abla, biz Cem'le biraz önce ilk defa öpüştük. Ne biçim öpücüktü öyle kardeş gibi? Oğuz gibi değil, değil mi? Ben Cem'e karşı bir şey hissetmiyorum Feride abla. Çok zorluyorum, çabalıyorum ama olmuyor. Tutku yok değil mi? Biz kadınlar niye böyleyiz? İlla acı çekeceğiz. Cem hem yakışıklı hem çok zengin. Ama yetmiyor değil mi? Ben seni çok iyi anlıyorum. Ama zorla olmaz Necla. Böyle hissederek, yani hiçbir şey hissetmeyerek bir ömür geçmez. Ne yapacağımı bilmiyorum Feride abla. Cem, kıyamam sana.